arkadaşlar. Bugün basit gibi gözüken fakat önemli komutlardan birisi olan move komutunu göreceğiz. Bunun için öncelikle bir tane küp çizeyim. Başlangıç noktası 500 noktalı virgül 500 dedim. Daha sonra bunu push and pull komutuyla 500 yukarı çekeyim ve şimdi move komutuna geçelim. Bakın move komutunda bu şekilde bir yüzeyi seçersem sadece bu yüzeyde hareket ettirebiliyorum. Diğer yüzeyi seçersem bu yüzeyde hareket ettirebiliyorum. Kenar seçersem bu kenar üzerinde hareket ettirebiliyorum. Şayet köşe seçersem köşe üzerinde hareket ettirebiliyorum. Şeklin tamamını seçersem tamamını hareket ettirebiliyorum. Bunu nasıl yapacağız bir bakalım. Öncelikle yüzeye bakalım. Yüzeyde bakın bu yüzeyi mavi eksen üzerinde çekersem yüzey hiçbir şekilde bozulmadan push and pull komutunda olduğu gibi yukarı doğru çeker. Fakat burada elin sağa sola kayması durumları var. Bunu önlemek amacıyla bakın mavi eksende hareket ederken shift tuşuna basılı tutarsam buradaki mavi çizginin de kalınlaştığını görürsünüz. Sadece bu yönde hareket eder ve ben burada örneğin 500 yazar isem 500 birim y yönünde hareket ettiğini görürüz. Yine aynı şekilde bakın bu eksen bu yüzey üzerinde çekerken kırmızıyı gördüğüm zaman aynı eksen üzerinde olduğunu, burada ise yeşil rengi gördüğümde bu eksen üzerinde olduğumu ve shift'e basarsam da bu eksenden ayrılmayacağımı görür. Kenarda da yine aynı şekilde bakın. Bir kenarı seçtim. Hareket ettiriyorum. Sadece x eksen olabilmesi için kırmızıyı görmem lazım. Y ekseni olması için yeşili görmem lazım. Yani bu kenarı seçtim. Bakın yeşil şekilde hareket ediyorum. Yine shift tuşuna basarak bu yönde hareket ettirebilirim. Bir köşeyi seçtiğim zaman bu köşeyi yine az önce olduğu gibi yeşil eksende, kırmızı eksende ve mavi eksende hareket ettirebilirim. Tüm şekli seçersem de bunu seçme tuşuyla 3 kere tıkladığım zaman seçebiliriz veya CTRL A ile de şu anda seçebilirdim. Move tuşuyla bunu istediğim eksen yönünde hareket ettirebiliyorum. Şimdi bir uygulama yapalım. Bundan piramit yapmaya çalışalım. Burası 500'e 500'lüktü bakın. Move tuşunu alıyorum. Bu köşeyi seçiyorum. Köşeyi seçtikten sonra yeşil eksen yönünde 250 yazıyorum. Sonra bu köşeyi de alıp burayla birleştiriyorum. Diğer köşede aynısını yapalım. Bakın bu köşeyi buldum. Yeşil eksen yönünde 250 yazdım. Enter'a bastım. Diğer ekseni de burayla birleştirdim. Şimdi buradaki köşe kaldı. Bu köşeyi kırmızı eksen yönünde hareket ettirip 250 yazıyorum. Bunu da kırmızı eksen yönünde hareket ettirip yine 250 yazıyorum. Bakın şu anda bir piramit elde etmiş oldum. Bu piramidi elde ettikten sonra göstermek istediğim son bir şey daha var. Bakın move tuşuyla kırmızı yönde hareket ediyoruz. Yeşil eksende hareket ediyoruz. Bir de buradaki gibi pembe eksen çıkıyor. Peki pembe eksen nedir? Pembe eksen bu yüzeye dik hareket etmesi anlamına gelir. Bakın. Bu yüzeye dik hareket nasıl? Sadece bu yüzey üzerinde bu yüzeye dik olacak şekilde hareket etmesi anlamına gelir. Bu da pembe renge geldiği zaman anlayabiliriz. Bakın bu şekilde yaptığım zaman diğer yüzeye de dik bir açı elde etmiş oldum. Move tuşu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders rotate komutuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.